Arkadaşlar merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Özbek pilavı yapacağım. Bunun için ilk önce etimizi düdüklü tenceremize alıyoruz. Çok sulu olmayacak, çok da az suyu olmayacak tenceremizin içinde. Bunu lokum gibi, lokum kıvamına gelene kadar pişiriyoruz. Yani yaklaşık bir yarım saat düdüklü tenceremizde pişecek bu etimiz. Daha sonra diğer yapılacaklara geçiyorum arkadaşlar. İlk aşama etlerimizi pişirmek olacak. Etimiz düdüklü tencerede bir taraftan pişerken şimdi havuçlarımızı doğrayacağız. Havuçlar nasıl doğranacak arkadaşlar? Şerit şerit olması gerekiyor. Onun için de şu şekilde kesiyorum. İnce, çok kalın olmasın. Görüyorsunuz. Şöyle örnek kesmek için size göstereyim. Bu şekilde. Kesilecek arkadaşlar. Bu olacak. Ve iki orta boy soğanım var arkadaşlar. Soğanlarımı piyazlık doğrayacağım. Arkadaşlar normalde Özbek pilavının eti kaynatılmaz, pişmez yani önceden pişmez. Çiğ olarak yemeğe katılır başlangıcında. Ama ben et kokusundan biraz rahatsız olduğum için düdüklü tencerede pişirmeyi tercih ediyorum. Ve suyundan da faydalanıyorum bu şekilde. Pilavıma atacağım. Ve Özbek pilavı bol soğanlı bir pilav arkadaşlar. Bu şekilde piyazlık soğanlarımızı doğrayacağız. Etlerim pişti. Özbek pilavımın yapım aşamasına başlıyorum arkadaşlar. 2 yemek kaşığı tereyağı kullanacağım ve bir miktar da sıvı yağ kullanacağım. Sizin damak zevkinize kalıyor bu yağ olayı arkadaşlar. Çok da yağlı olmuyor ama bu verdiğim yağ miktarı. Yağımızı eritiyoruz. Erimiş yağımızın içine piyazlık doğradığımız soğanlarımızı atıyoruz arkadaşlar. Soğan miktarını çok görmeyin. Bu pilava lezzet verenlerden bir tanesi de soğan oluyor arkadaşlar. Piyazlık doğradığımız soğanları bir güzel yumuşayıncaya kadar kavuruyoruz. Soğanlarımız iyice kavrulup yumuşadıktan sonra şerit halinde kestiğimiz havuçlarımızı ekleyip onları da kavuruyoruz arkadaşlar. Havuçlarım da bir güzel kavruldu, rengini verdi arkadaşlar. En son etimizi de katıyoruz pirinçten önce. Bunu da bir güzel kavuruyoruz.
Siz kuzu eti de kullanabilirsiniz. Ben dana eti kullandım arkadaşlar. İnternette araştırdım da kaburgalı et de kullandıklarını da gördüm. Ve şöyle bir şey var. Özbek pilavında badem ve kuş üzümü kullanıyorlar arkadaşlar. Ben katmak istemedim. Benim damak tadıma çok da uymuyor kuş üzümü ve badem pilavda. Tercih edenler kuş üzümü ve bademi de kullanabilir. Etlerim de kavrulacak bir süre. Bütün soğanıydı, havucuydu, etin tadı birbirine geçsin. Ondan sonra pirincimizi öreceğiz arkadaşlar. Etlerimi kavurdum. 2,5 su bardağı yıkanmış pirincimi ekliyorum. Ben pirincimi suda bekletmiyorum arkadaşlar. İyice yıkadıktan sonra pilav için kullanıyorum. Bu şekilde daha güzel pilavım tutuyor benim. Arkadaşlar 2,5 su bardağı pirincimi ekledim. Üstüne bir yemek kaşığı tuzunu ekliyorum ve bir çay kaşığı da kimyon ekliyorum arkadaşlar. Bir çay kaşığı yeterli. Aroması ağır olduğu için herkes sevmeyebilir. Bunları iyice karıştırıyorum. Tuzuydu, kimyonuydu, soğanlıydı, havucuydu, etiydi. Bunlar hepsinin birbirine özdeşmesini sağlıyorum. Önce karıştırma işlemi yaptıktan sonra arkadaşlar şöyle alttan üste doğru iyice karıştıralım ve bu aşamadan sonra pilavımın ortasına bütün olarak sarımsaklarımı koyuyorum. Bütün koyuyoruz arkadaşlar. Şu şekilde koyalım. Etimi haşlamıştım. Hatırlarsınız. Suyunu dökmedim. Ve en son ayırmış olduğum et suyumu da üstüne geçecek şekilde koyup hiç karıştırmadan kapağını kapatıyorum. Kısık ateşte pişmesini bekliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar pilavımız pişti. Şöyle göstereyim size. Böyle. Tane tane ve pilav. Ben Özbek pilavını bu şekilde yaptım arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka bir tarifte tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın, selametle.